Merhabalar efendim. Makam Farkı programına hoş geldiniz. Mehmet Barlas, bendeniz. Arkadaşlar hazırız. Kayda da girmiş durumdayız. Ve diyoruz ki, ya da bendeniz diyor ki, ilk şarkı için bu ülkedeki azınlıklarla aramızdaki en güzel bağlardan biri müzik olmuştu. Neden böyle diyorum? Çünkü ilk şarkımızın bestecisi tam 56 yıl boyunca 1892 ile 1948 yılları arasında ölünceye kadar İzmir'in o dönemlerdeki en büyük camii Hisar Camii'nin imamıdır. Ve kendisinin en önemli Türk müziği hocalarından biri de müzisyen Santoş Kiari'dir. 10 yıl boyunca bu Musevi müzisyenden ders almıştır Rakım Erkutlu. Ve düşünün ki babası da Hisar İmam. Camii'nin imamıymış. Yani imam baba oğlunun bir azınlık mensubundan ders almasını evet. Hoşgörü. Böyle bir Osmanlı ortamı. Ne güzel değil mi? Şimdi benim şaşırdığım şey bugün bu şarktan ziyade bundan 20 sene önce, 20-25 sene önce ya 21. yüzyıla da girecek miyiz diye düşünüyordum. 21. yüzyılın 2018'indeyiz. 18 yıl geçmiş. Evet, ilk 20'ye geliyoruz yani. Yani acaba 22. yüzyıla girecek miyiz? Ne dersiniz? Neyse, evet. Öyle diyelim. Bekledim fecre kadar. Sevgili Güzin Değişmez söylüyor. Rakım Elkutlu'nun bu güzel şarkısını. İcazkar. İcazkar. Gerçekten Rakım Elkutlu'nun kıymetini bilmek lazım. Bir kere İzmirliler bilmeliler. Evet, gerçekten büyük bestek orada yani. İki kuşak aynı yerde Hisar Camii'nde imamlık yapmış. O caminin çok yöneten iki tane ailenin iki ferdi var. Ve müthiş besteci. Sonra ileriki yıllarda İstanbul'a geliyor ama Rakım Erkutlu deyince aklıma hep İzmir geliyor. Evet. Eğer şöyle bir benzetme yaparsak, önemli icracılarımız besteleri bir gerdefe nakış gibi işlerler. Yüzün değişmez. Bu bestede olduğu gibi o işi altın sırmayla yapıyor. Bekledim fe benden sordu.
Eserini çalacağımız bestekarın mahlası var. Yani takma adı. Eşref Salih. Plaklarda, yayınlarda bunu kullanıyordu. 30'lu yılların sonu, 40'lı yılların başıydı. Memurdu. Yasaktı memurların böyle şeylerden ekmek parası kazanmaları. Sonra istifa etti, ekmeğini müzikten kazandı. Süper bir hanendeydi. Radyoda canlı yayını beklerken vefat etti. Hatta not almışım, Mualla Gökçay'a uduyla eşlik edecekti. Evet, yani bir şerif işti değil mi? Ya? Şey dediniz, yani artık ekmeğini müzikten kazanmaya evet. başladı. İşte sahnede çalarak falan. Telif hakkı yoktu ki. Ya bir de o var. Yani Şerif İşli'nin bestelerinin teliflerini bir düşünün. Ya. Çok zengin olması gerekirdi. Evet. Burada gece sahilden açıp sandalı düşünün. Yani ne bu şarkıyı evet, dinlerken tamam. başka türlü oluyor insan. Çok doğru. Vallahi başka türlü oluyor. Yani aldığım notla buluştuk gene. Buluştunuz gene. Çünkü beste ve icra öyle güzel bir kayıt ki tarihimizin bu ülkedeki yaşamın geçmişteki bir kesitini yanınıza getiriyor. Yani bu kayıtla o yılların kokusunu alabiliyorsunuz. Zamanı çağırabiliyorsunuz. Ben hissettim cidden. Gece sahilden açıp sandalı gece sahilden açıp sandalı enginlere biz uyuyan marmaranın Numa girsek ikimiz uyuyanlar malanın koy Numa girsek ikimiz Öpüşürken iki aşık gibi mehtapla deniz Öpüşürken Necip Gülses'in şarkılarını seviyorsanız, ilk duyduğunuzda bir şarkıyı mesela, bir şarkısını, aa bu Necip Gülses'in şarkısıdır diyebilirsiniz. Karakterleri vardır şarkılarının. Ben öyleyim, ne bileyim. Belki de eşi Melek abla, Melihat Gülses anlattığı gibi bir sabah uyandığında masada bu şarkının notasını bulmuştur. Şimdi bir kere Necip Gülses'in şarkılarını ilk söyleyen mutlaka Melihat Hanım oluyor. Melihat Hanım'dır. İkincisi Melihat Hanım'ın konserlerinde mutlaka Necip Gülses idare eder. Evet.
Yani karı koca dayanışmasının artık zirvesi bence bu. Veya tamburuyla da mutlaka bulunur. Eşlik eder. Şimdi burada da yazma şair sakın yazmayı. Karı koca düet yapmışlar. Çok da hoş olmuş. Çok nadir bir beste veya kayıt daha doğrusu. Çünkü ben Necip Bey'in kendi eserini seslendirdiğine tanık olmamıştım. Bir de eşi Melihat Gülses eşlik edince harika oluyor. Üstelik de sözler çok güzel. Yazma şair, sakın yazma. Acıları can evinde demlendir diyor. Hani bestekarların böyle bestelemeye can attığı şiirlerden birisi. Çok da güzel bestelenmiş. Yazma şair, sakın yazma. Acıları can evinde demlendir. Yazma şair, sakın yazma. Acıları can evinde demlendir. Dökme hemen gözyaşını, nice şiir filizini çimlendir. Dal budak salmazsa filiz batır yürek kanına, su yerine can suyunda dinlendir. Su yerine can suyunda dinlendir. Su yerine can suyunda dinlendir. Yaz be canım pembe beyaz, çiçekleri renklendi. Yaz be şair, yaz be canım pembe beyaz, çiçekleri renklendi. Beyaz dalda nasıl açar, pembe yanar, mavi solar, dinlendir. Dal budak salmaz safiniz batır yürek kanına, su yerine can suyunda dinlendir. Su yerine can suyunda dinlendir. Su yerine can suyunda da dinlendim. Bu şarkıya sıra geldiğinde besteci için ne çok not aldım, ne çok düşündüm. Ama bir not ve bir düşüncede karar kıldım. Çok şey var Lemmy Atlı ile ilgili olarak. Şu notu yazmışım. Lemmy Atlı, Hacı Arif Bey ve Şevki Bey zincirinin son halkasıdır o klasik. Ondan sonra da Osman Nihat gelir değil mi? Evet. Öyle demek lazım. Evet, belki de. Derken köşeyi dönünce Selahattin Pınar çıkar. Arkasından peki gelir Avni Anıl. Bitmez yani. Bitmez, bu iş. Bitmez, tükenmez. Doğru. Yani yeni kuşaktan bir yurttaşımız radyoda veya dinliyorsa veya televizyonda rast geldiyse Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Zincir, son halka. Ne diyor lan bu falan gibi düşünebilir. Başım üstüne görüşü. Ama bu olası tepkiye karşı bir de baktım, Atatürk'ün bir söylediği söz var. Uzun, bir kısmını alayım. Diyor ki bizim kendimize has bir kültürümüz vardır. Çünkü lalettaim bir ecnebi kültürü şimdiye kadar izlenen yabancı kültürlerin tahrip edici neticelerini tekrar ettirebilir. Kültür zeminle, yani heraseti fikriye diyor aslen, kültür zeminle mütenasiptir. O zemin milletin seciyesidir.
Daha ne olsun. Çok güzel söylemiş yani. Atatürk zaten her şeyini güzel söyler. Evet. Başka türlü algılayanlar da vardır da. Evet. Şimdi burada Limyatlı Çerkez Bey. Çerkez Limyatlı. Bu şarkıyı ben aşığım. Severim her güzeli senden eserdir diyerek diye başlar. Ve Stülin Korman. Yani nasıl bir sesmiş, nasıl bir yorulmuş. Ulan, pusluğu harika bir ses. Yani dinleyelim işte. Evet, ben çok konuştum demin şarkıyı sunarken. Tülün Korman deyip bırakıyorum. Severim her güzeli senden eserdir diyerek ama. Severim her güzeli senden eserdir diyerek aman aman kokularım goncaları sen gibi sıçrama yapıyoruz. Bu şarkı ulusal kültürümüze yabancı demiyoruz. En azından kendi adımıza herhalde. Gençlere ve torunlara sevgilerimizi sunuyoruz. Hiç de burun kıvırmıyoruz diyorum Mehmet Bey. Geçen senenin yıldızlarından biri yani. Küçücük bir kız Aleyna Tilki bir yetenek yarışmasında ortaya çıktı. Ama hakikaten yani kişilik ve kimlik sahibi. Onun şarkılarını dinlediğiniz zaman bu kız farklı diyorsunuz. Bir de yıllar geçtiği zaman, oluştuğu zaman düşünün neler olacak. İsterseniz 2017'den 2018'e bir Aleyna Tilki'yi bir taşıyalım. Evet. Bağlama nasıl da teknolojinin arasına giriyor. Ben diye giriyor. Bu insertünü sevdim, bağlama insertünü. Insert yani araya girmeyi. O hoş olmuş veya bazıları yakıştırmıyor ama ben hoş buldum. Sen aradığın aşksa
hazırım dünden. Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen. Eğer hislerinden pek emin değilsen, aradığın aşksa en güzelinden, o zaman başka açarım kapıları, hazırım dünden. O sen olsan bari. Ne diyeyim? Milli kültürümüzden söz ettik. Şarkılarla hep onun üzerinde durduk. Ama bugünlere gelip Aleyna Tilki'nin şarkısını çaldık. Manuş Baba şarkısı gelecek birazdan. Bu evrende yalnız olmasak gerek. Bir gün akıllı yaratıklarla aramızın iyi olduğu dönemlerde jest olsun diye bize konser verdikleri günler olur herhalde Mehmet Bey. Onlardan bir yaratık evreni çağrıştıran Gaetano Donizetti'nin bir aryasını söylemekte. Ama ne ses değil mi? Müthiş bir soprano. Evet. İleriki programlarda o sopranoyu tanıtacağız. Evet, o içinde kim var o yaratığı Mehmet Bey? Var. Var değil mi birileri? Var. Efendim, evrende bir toz zerresi bile olmayan bir gezegenin üzerinde yaşayıp duruyoruz, geleyip geçiyoruz. Uzaydaki pek bir önemsiz yerimiz göz önüne alındığında pek çok şey boş. Ama bu boş alanların en önemlisi, bu boş olan şeylerin en önemlisi de kibir. Şu kadarcık bir şeyiz, toz zerresiyiz. Fifth Element filminin müziği. Eric Sella Donizetti'yi seçmiş. Aria, Lucia di Lammermoor adlı aria. Thank you.
Efendim sizleri Manuş Baba adlı sanatçımızla tanıştıralım. Tabii ki bilenler biliyordur. Ama makam farkı atmosferinde Mehmet Bey sayesinde ilk kez kendisini sunuyoruz. Anneannesi kendisine bebekken küçük güzel çocuk manasına Manuş dermiş. Sonra büyüyünce ilk ya yani biraz konuşmaya başlayınca ilk kelimesi baba olmuş. Öyle diyor kendi. Manuş Baba olarak lakabını almış. Şimdi saç sakal karışmış vaziyette. Ama o yüzünde güzel bebeklik hala izlerini taşıyor galiba. Bir de çok iyi müzik yapıyor. Evet. Yani yine tıpkı Aleyna Tilki gibi. Yani biri çocuk, biri bebek. Manuş Baba. 2017'den 2018'e aktardığımız evet. Değerlerden biri de Manuş Baba. Evet. Onu da unutmayalım dedim. Doğru. Küçük güzel çocuğun şarkısıyla bitiriyoruz efendim. Geliyor bak kalem kaşlı, eteği belinde gül de takmış, gül de takmış. Al dudaklar mor sümbüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden beriden bakış atma, ah yerinde duramam. Ah yıkadım kuruttum şarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Böyle mi geçer bu geceler, bu geceler? Neymiş anam bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider? Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam. Atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam.